Assalamu alaykum Uyghur televiziya kanalının hurmatli ko'rilmanlari. Bugun 2019 yil 29 may chorshanba kuni Buyuk Turkistonlar araştırma ve güçlendirme derneği tarafından o'rlashtirilgan ixtiloqdan naq maydon ko'rinish topdimiz. Selamun aleyküm başkanım, nasılsınız? Ve aleyküm selam, Allah razı olsun size. Başkanım, bugün Büyük Türkistanlılar Araştırma ve Güçlendirme Derneği olarak milletimize bu iftarı verdiniz. Öncelikle Allah'ın bu iftarı bereket vermesini ve Allah'ın kabul etmesini diliyorum. Başkanım, bildiğiniz üzere şu anda memleketimizde oruç tutmak yasaklandı. İftarımızı böyle yapamıyoruz. Evet. Oradaki vatandaşlarımıza, milletimize buraya gelemeyen, muhacirlikteki buraya gelemeyen, iftarınıza gelemeyen diğer kardeşlerimize, ikramlarımız aracıyla söylemek istediğiniz, anlatmak istediğiniz bir şey mi var? Elbette. Öncelikle Büyük Türkistan Derneği'nden ve bizim yönetim kurulumuzdan dünyanın her yerinde yaşayan bizim Doğu Türkistanlı kardeşlerime sonsuz şükran ve saygılarımı sunuyorum. Bugün İstanbul'umuzun fethi. Onun için biz bu dernek olarak iftara verirken biraz geciktirmemizdeki gaye 29 Mayıs'a denk getirelim diye bugünü seçtik. İnşallah bugün İstanbul'un fethini kutlarken hem güzel bir iftar sofrasında hep beraber dua edeceğiz. Memleketimizin de Doğu Türkistan'ımızın da tekrar feth olması için bu iftar sofrasında milletimizle beraber dua edeceğiz inşallah. Dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın, şunu aziz milletimiz unutmasın. Çin'in bizim iftarımızı, bizim namazımızı, orucumuzu yasaklamakta hiçbir yere varamaz. Çünkü yasaklayamaz. Çünkü bizim dinimizde işaretle dahi, gönülden dahi namazımızı kılabiliriz ve niyetle de kılabiliriz. Onun için o kafirin onu yasaklayacağım diyerek milletimize zulmetmesi kendi kendine zulmediyor, kendi sonunu hazırladığının farkında değil. Onun için biz şuna inanırız. Cenab-ı Allah mümin umudunu kesmez diyor. La taknatu min rahmetillah diye. Onun için biz Müslümanlar kesinlikle umudumuzu kesmeden birlik ve kardeşlik içerisinde vatanımız Doğu Türkistan'ın yakın, en yakın zaman içerisinde yeniden fetholunacağını, yeniden bağımsız olacağı güne kadar işte yalnız böyle iftar sofralarında değil, daima böyle birlik ve kardeşlik içerisinde birbirimize sarılarak, birbirimize muhabbet duygularımızı genişleterek, sarılarak inşallah vatanımız için hizmet etmeye devam edeceğiz. Doğu Türkistan bizim toprağımız. Hiçbir zaman Çin'in toprağı değil. Din de Allah'ın dini. Çin kim ki Allah'ın dinini yasaklıyor? Oysa o kendi akıbetini bunları yasaklarken kendi akıbetini, kendi sonunu hazırladığının farkında değil. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu arada buraya gelen, uzaktan yakından gelen bütün hemşehrilerimize, aziz milletimize, derneğim ve yönetim kurulum adına sonsuz şükran ve saygılarımı sunuyorum. Gelemeyen kardeşlerimizden de Allah razı olsun. Duamız bir olsun, gönlümüz bir olsun diyorum. Bu arada devamlı bu tip Doğu Türkistan davasında kim yaparsa yapsın, nerede yaparsa yapsın, bu Uygur TV hiçbir zaman ayırt etmeden her zaman sahalarda olduğu için Uygur TV'ye ayrıca teşekkür ediyorum. Uygur TV'nin güçlendirmesi için, güçlenmesi için, daha da ileri seviyeye gelmesi için milletimizin de bir çaba sarf etmesi lazım. Çünkü dinimizde de başta adalet diyor. Ben de adaletli şahsım ve derneğim olarak milletim de bunu gördü. Uygur TV'de adalet gördüm. Onun için adaletli olan her yerde biz desteklemeye hazırız. Uygur TV'den ve siz değerli arkadaşlarımızdan, bu organizasyonu, bu TV'yi kuran herkesten Allah binler defa razı olsun diyorum. Sağ olun. Sağ olun, var olun başkanım. Aslında biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Allah kabul etsin. Genel Başkanı Sayın Yusuf Kaşgarlı Başkanım, hoş geldiniz. Bayrampaşa Turan Platformu'ndan değerli abilerim gelmiş. Hoş gelmişler, şeref vermişler. Öncelikle saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, yarınların geleceği umudumuz sevgili çocuklar ve gençler. Büyük Türkistan Araştırma ve Güçlendirme Derneğimizin tertiplemiş olduğu iftar programımıza hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Dünyanın en mehriban, en mehri şefkatli, en
en mühmen dost halkı boğan əziz Uyğur halkım ve kayrındaşlarım, hədilerim, akılarım, dadılarım, dostlarım. Hem de bu muhacirette bizli bir araya gelen Cenab-ı Allah'ın sonsuz şükran ve hürmetimizini ve rahmetimizini ifade kılımız. Allah hem onlardan razı olsun. Her bir onların başlı küçük ballarımızın, ayarlarımızın, sınırlarımızın, anılarımızın her kademeye Cenab-ı Allah sevap nasip kusun, bizi yalnız koymasın, bugün de beraber oldu. Şimdi ben bir Doğu Türkistanlı Uygur Türk olduğum için öncelikle aziz milletime birkaç şey ifade etmek istedim. Şimdi hep beraber konuşacağız inşallah. Ey birlikte rahmet, ayrılıkta azap olan yüce İslam dinin mensupları, ey iman etmedikçe cennete giremeyen, birbirisini kamil manada sevmedikçe de iman etmiş sayılmayan kutlu peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti. Biz Rabbimizin dediği gibi bir olursak, sofralarımız bir olursa, gönüllerimiz bir olursa, yüreklerimiz bir olursa, işte gördüğünüz gibi Allah'ın rahmetini, bereketini daima üstümüzde tutarız. Bugün değerli kardeşlerim, 70 yıldan beri üzerine güneş doğmayan, daima kara bulutların dolaştığı doğuda Doğu Türkistan diye bir Türklerin ata yurdu var. Çoğunuz biliyorsunuz. Orada 70 yıldan beri ve hele hele son 5 seneden beri şu iftar sofralarını değil, benim oradaki aziz milletimin niyetlenmesi dahi yasak. Camiye girmesi yasak. İbadet yapması yasak. Bacılarımın, analarımın hem dini gereği, hem örfü gereği dini vecibelerini yerine getirmek de yasak. Sizler gibi böyle mübarek Ramazan ayında şöyle hoş sohbet içerisinde beraber iftar etmek hayalden ibarettir. Onun için burada hep beraber dua edeceğiz. Şimdiden iftar sofrasında beklemek ve dua makbul der ya Cenab-ı Allah. Onun için iftar soframızı beklerken Doğu Türkistanlı o aziz kardeşlerimizin bir an evvel bu zulümden kurtulabilmesi için, bir an evvel oradaki analarımızın, bacılarımızın, kardeşlerimizin feryatlarının kesilmesi için yeniden bağımsız Doğu Türkistan için hep birlikte dua edeceğiz inşallah. Onun için şunu iyi unutmayalım. İslam dünyasının yaşadığı bütün topraklarda yer altından petrol, altın, üstünden bereket fışkırıyor. Ama maalesef ki İslam coğrafyasının üzerinde daima başından bomba, vücudundan kan eksik olmuyor. Bunun nedenini ben defalarca anlattım. Esasen bunu Cenab-ı Allah söylüyor. Biz bir olamadığımız için Rabbim bize bir ol diyor. Biz bir olamadığımız için bunun zahmetini çekiyoruz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem birbirinizi sevin, sarılın, gönülden bir olun diyor. Bir olamadığımız için, yeteri kadar birbirimizi sevemediğimiz için bunun eziyetini çekiyoruz. İnşallah şu mübarek Ramazan ayı tüm İslam aleminin uyanışına, dünyanın neresinde zulüm gören Müslümanlar varsa, Türk İslam dünyasında nerede zulüm gören Müslüman Türk kardeşimiz varsa onların inşallah kurtuluşuna vesile olur diyor sözü Kaşgarlı Mahmut Derneğimizin Genel Başkanı Sayın Yusuf Baltacı abime teslim ediyorum. Buyurun. Bugün anonsunu kendim yapıyorum. Hep beraber duralım. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Bütün dünya yüzündeki Müslüman kardeşlerimiz ve Şerqi Türkistan'daki Çin zalimlerinin el altında, Çin zalimlerinin hapsillerinde yaşayan mezlum kardeşlerimizin ve Filistin'de kafirlerin
zulümlerle, hele Türkistan'da ve Filistin'de bütün dünya yüzündeki Müslüman kardeşlerimizin zulüm altında kardeşlerimize Allah-u Teala'nın rahmeti, bereketi, salameti, mağfireti bütün dünya yüzündeki Müslüman kardeşlerimize ve şu iptarlara gelip de Doğu Türkistan'ın inlemesini dinleyen ve onlara yardımcı olan kardeşlerimizin cümlemizin üzerine olsun. Kardeşlerimiz Doğu Türkistan'da dünyanın hiçbir yerinde yapılmayan şu an zulüm yapılmaktadır. Kardeşlerimiz, bizden atalarımız ne derdi biliyor musunuz? Bu Uygurlara gelen zulüm, bir günü böyle susarsa Kazaklara gelecek, ondan sonra Kırgızlara gelecek, ondan sonra da Türkiye'ye gelecek diye atalarımız söylerdi biliyor musunuz? Şu an Kazak kardeşlerimize bu zulüm, Çinler yavaş yavaş yerleşmeye başladı. Ondan sonra Kırgızistan, Özbekistan'a sıra geldi. Böyle giderse bu Türkiye'ye gelmesinden korkuyoruz. Atalarımız ne derdi biliyor musunuz? Bu İslamiyet'in kalbi olan, Türklerinin canı olan, ciğeri olan, dünyanın lideri olan bunlar bir günü susarsa bu Çin zalimleri oraya da dişini geçirecek demişti. Bu atalarımızın dedikleri, bu sessizlikle beraber, bu gafletle beraber, bu dalaletle beraber yavaş yavaş Çinlerinin ayak sesleri gelmektedir kardeşlerimiz. Sizin Doğu Türkistan'a yollarımızı yapacağız. Sizin tarlanızı ekeceğiz. Sizin bütün işlerinizi yapacağız diyen gelen Çin şu an Türkiye'ye de ne diyor biliyor musunuz? Sizin paprikalarınızı yapacağız. Demir yollarınızı yapacağız. Bütün işlerinizi yapacağız dedi. Atalarımızın lapları bize bunu hatırlatıyor. Kardeşlerimiz uyanık olalım. Kardeşlerinize sahip çıkın. İkinci Abdülaziz zamanında Doğu Türkistan Osmanlı toprağı olmuştur. Sizin atavetiniz Doğu Türkistanlı kardeşlerinizin Doğu Türkistan anavetenidir. Bunu unutmayalım. Çünkü Türk Cumhuriyetleri dünyada birleşirse 16 tane ülkeden oluşmaktadır. Bakın. Bunların 8 tanesinde tam müstakillik var. 7 tanesinde yarım müstakillik var. Bizim Şarkı Türkistan'da hiçbir müstakillik, hatta şu an siz oruçlarda böyle toplanıyorsunuz kardeşlerim. Siz böyle yemek yiyebiliyorsunuz. Oruçlarınızı tutabiliyorsunuz. Kalbinizdeki laflarını söyleyebiliyorsunuz. Şarkı Türkistan'da, Doğu Türkistan'da oradaki Uygur kardeşleriniz şu an ne yapıyor biliyor musunuz? Birbirine salam vermez hale geldi. Salam veremez hale geldi. Hatta sabahları sokağa çıktığı zaman gözüyle işaretleşiyor. Ey kardeşim diyor içinde, bugün sen salam etmişsin. Çin zalimlerinin bugün sana zulmü uğramamış diyor biliyor musunuz? Orada camilerimiz yıkıldı. Bütün İslam hareketleri ve bütün Kur'anlarımız yakıldı. Bütün camilerimiz, medreselerimiz yıkıldı. Böyle göz yumarsak bu Türkiye'ye de gelecektir bu sıra. Onun için kardeşlerimiz, kardeşlerinize sahip çıkın. Bütün dünya yüzündeki Müslümanlar birleşirse Allah-u Teala inşallah bu oruçta dualarımızı bizim kabul eder. Birlik beraberlikimiz olursa kardeşlerimiz, Müslümanlardan güçlü dünyada hiçbir ordu yoktur. Çünkü kafirlerinin, gayrimüslimlerinin neyi vardır biliyor musunuz? Bu tek bu dünyası vardır. Bizim cennetimiz var inşallah. Ölürsek şehit, kalırsak gazi. Onun için kardeşlerimiz, Doğu Türkistan'a sahip çıkın. Doğu Türkistanlıklar sizin kardeşinizdir. Siz Filistin'den gelen kardeşlerinize sahip çıkıyorsunuz. Siz Suriye'den gelen kardeşlerinize sahip çıkıyorsunuz. Vatandaşlık veriyorsunuz. Biz kendiniz olan, kendiniz kanından olan, kendinizin canından olan Uygur Türklerine niye geçiktiriyorsunuz? Hem soldaşlarınız sizin.
Doğu Türkistan şu an kan ağlamaktadır. Doğu Türkistan yok olmaktadır. Bu yok olmakla beraber ne olacak biliyor musunuz? Ya Çin dünyanı alacak ya yok olacak. Niye biliyor musunuz? Şöyle biz bir Müslüman olarak böyle ümidimiz var. Allah'a şükür. Biz Müslüman olarak ümidimiz var. Çünkü hiçbir zalim dünya yüzünde kazanmadı. Nemrut kazanmadı. Firavun kazanmadı. Harun kazanmadı. Onun için bizden de Çin'in mutlaka bir sonu gelecek diyoruz. Niye gelecek deseniz Amerika'da zamanında Osmanlı ülkesine vergi vermiş bir ülkeydi. Şu an ne aldı? Bu Çin inşallah yakın bir zamanda parçalanacak. Allah-u Teala inşallah bizi dualarınızda, her türlü yardımlarınızda Doğu Türkistanlı Uygurlara dualarınızı esirgemeyin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Tüm dünya üzerindeki Uygur kerindaşlarımız. Hemenlerce Allah-u Teala'nın rahmeti, berketi, salameti cümlemiz gibi olsun. Kerindaşlarımız bizim birlik zamanımız. Kerindaşlarımız bizim beraberlik zamanımız. Bizim uçe buçe emez. Tüm dünyadaki Uygurların birleşildiği vakti. Zalimi mi? Hainliği mi? Bu Hıttay kapırları hiçbir zaman vapa kınmaydı. Hainlerimiz mi kallısın silkep? Alımlarımız mı kallısın silkep? Alımlarımız alımlıkını kıysın. Halkımız mı halkını kıysın? Adalet olsun kerindaşlarımız. Alımlarımız adaletlik olsun. Ama Adem'le vatan, millet degen Adem'lerin akısını tutsun. Bu Uygur degen akıllık millet kerindaşlarımız. Muşu otlağın sorun dike kerindaşlarımız. Bizim vatanımız boğan bolsa, müşahede otlağalların bir şehrinin başlığı olaylaydıgan, devletle başkuralaydıgan, milletle başkuralaydıgan Adem'le kegen insan. Bu çünkü bu Uygurlar ne? Akmak gömeyle. Bu Uygurlar ne? Ticaret kaylandırmayla. Bu Uygurlar ne? Bu şunda biz birbirimizle beraber olup, kembikallarımızla üzümüz bakayla. Baylarımız mı? İnsap kıysun. Biz bombısa 4-5 yıl muşunda gittikten bolsa muşu Uygur milleti bu divane degen tamgını yediğen biz halkı kilovatımız hazır. Şunun için bay kerindaşlarımız, ayadık ülüma kerindaşlarımız bunu derhal toplanıp oylap milletini kanda kutkuzumuz hep oylamakımız lazım. Bombısa Allah-u Teala bizden çokum hesap soraydı. Vatandaki siyasi kineş yok kerindaşlarımız. Ürbi memleket bunu okutup, bunun nüfus vermediyken, bunun gibişinin vermediyken de milletimizi kokatmayla. Bizim nüfusumuz bombosu mu? Bizim Türkiye ikinci vatanımız. Bu atınlarımızın toprağı bu. Kokaş yok inşallah. Şuna kerindaşlarımızla birleşip, kucaklaşıp inşallah hem de bu nüfusla birlik beraberlikle yolcu çıkımız. Uygur kerindaşlarımızla bir meleklılıklarla tirişimiz. Ama tirişimiz Allah-u Teala nisip kılamdı, kınmamdı onu bilmeyimiz. Bu cemiyetle hemimizin birleşip kuludun kegen bu şu Uygur kerindaşlarımızla yakşılıkını kınmak lazım. Bombısa bir yerde türüvelip, bir mevlede türüvelip, yeni de meçit açılı basa, meçit kikirmey, 30 kilometre yege şıptağı kilerleydiğen, var, vakıralaydıgan kerindaşlarımız var. Bunda yukunan vakıraşını vakırmay, bu şey hemimizde sahip çıkıp, ayrım kınmay, hemisi okşaş göge vakti de vakırsan akıdı. Bombısa öydü vakıraplı kalırsa, sinirden hiç kim korkmaydı. Bir Allah'tan korkumuz, kipenini giyip çıktık. Allah-u Teala hemimizde birlik, beraberlik versin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat. Yusuf Bağdali Başkanımızın dolayı sonsuz şükran ve saygılarımı sunuyoruz. Şimdi aramızda çok değerli bir abilerimiz var. Bayram Paşa Turan platformundan. Değerli abim Hüseyin Kenar Bey'i bir konuşma yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Sayın Kenar Sekreterimiz hoş geldiniz bu arada. Selam.
Benim Çavuş babasından, Alparslan'ın Nağarası'ndan, Fatih'in Ayasofya'sından selamların en güzeli, Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bayrampaşa Turancılar Platformu'ndan Hüseyin Kenar. Bu kadar kandaşımın arasında Doğu Türkistan'dan bahsetmek bana yakışmaz. Ama 3-5 kelam etmek isterim. Herkesin bildiği, bizim de bilebildiğimiz kadarıyla iki tane Göktürk devleti, Hun İmparatorluğu, Karahanlılar, bunlarla beraber Hazarlar, birçok imparatorluğun kurulduğu ata yadigarı topraklar. Dünyanın ilk sulama kanalları, toprak altı ve toprak üstü verimlilikleri, bunlar Çin hübecan yapısına rahatsız ettiğinden Çinliler orada bizi istemiyorlar, sevmiyorlar. Bir tane düşman lazım, o da Müslüman Türk milleti. Biz kendimize güvenir, yıkılmayacağımızı, birlikten ayrılmayacağımızı kendilerine anlatma fırsatı bulursak sanıyorum yenildiklerini anlayacaklardır. Hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunar, saygılarımla arz ederim. Sayın Başkanım. Allah razı olsun. Cümlemize. Gece gündüz bütün İstanbul'umuzun ilçelerini dolaşıp Doğu Türkistan'daki zulmü anlatan iki tane kahraman kardeşimiz var. Mikrofonu onlara takdim ediyorum. Gönül sözlerini söyleyecek. Genç arkadaşlarımı hazır yakalamışken ben şunu diyorum. Sultan Fatih şunu diyor ya. Delikanlım kendini. Küçük görme, hor görme. Yürüyeceksin millet. Yürüyecek arkandan. Sana selam getirdim. Ulu Batı Aslan'dan. Buyurun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın şarkı, Türkistanlık vatan siyer, din sıra siyer, mümin kardeşlerim. Hemenlere Allah'ın salamı olsun. Minan daydıgan köp gipim yok. Şarkı Türkistanlık bütün muhacir kardeşlerimden ki, mücahit kardeşlerimden ki, işkandak bir kemçiliği yok. Bütün kardeşlerim nait vatan siyer, hazır vatan için hizmet kılamadık. Bunun mesuliyeti asas cihetin teşkilatlarımızda ve alımlarımızda siyasi yollarımızda. Hazır şu halkımız vatan için her zaman can verişke, malların serp kılışka hazır bozma ama bunun nispeten şerait hazırlayamadık. Hatta şunda erkin devletlerde durup özümüzden etrafındaki kayıllarını, hatta özü erkin alet yürgen Kıtay konsultanlarını bizge böhtan çabla batkan, iftira atı batkan şu özü hiç kanda bir kokunuşsuz alette özümüzdeki Türkiye'mizde, Türk kardeşlerimizden arsada Uygur, mücahit, muhaciranın arsada kokmayı bizni göhten çaplayıp, bizni karlayıp kokmasın Uygurlarını biz toplamışında Kıtay çöküt vatımız, okul vatımız, bokul vatımız deyip Muşunda alette bizni karlayıp atıdı. Bunun nispeten bizge aşu, biz halısak Muşede Kıtay'a karşı Kıtay'ını öldürüp, konsukallarını köydürüp Aşında Kıtay'ını yokup taşlaşka Kadır boğan, teyye boğan halkımız var, Müslümanlı var. Ama bunun nispeten can verişini, mallını çıkırışını hakikaten bir aşnoğu layık, yani Kıtaylığa zerbe verip özünün mallarını, canlarını berişke bir meydan hazırla beremeklik. Bununla aldı bilen alimlerimiz, dini alimlerimiz bunların tavsiye kılmaya. Çünkü biz İslam dinimizde meyli Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olsun, meyli birinci halifimiz Ebu Bekir Sıddık radiyallahu anh olsun, zalimlere karşı eğer beni yalgız taşlap koysanla, eğer on kulum kesilse sol kulum bilen, yalgız kalsam mı? Yalgız altımda ulağa karşı cinimini verme, ulağa karşı uğruşum edigen. Bu din, zalimler karşı Müslümanların kodaydıgan, Müslümanların izzet abroyunu, iktisadını kodaydıgan, bunlar din. Hem de bu dinle yalgız takvadarlıkka ibadetki bağlayıp, siyasi işlere ağırlaşmayı özümüzden bir hatlara gidip ensirep, iktisadımızı ensirep, özümüz siyasi ağırlaşmayı, vatan davası kılmayı, vatanga emirlik hizmet kılışkı davet kılmayı. Bununla nispeten bizge şerait mi hazırlayıp emeği? Bunda kılıçınla naiti mi iğir dinli boğan hıyanet değil mi? Andakin teşkilatlarımız yalgız yılda bir iş katımlık 7. ayının 5'i bundan bundan küllerini hatırlayıp da namayış kılmayı namayış kılsak mı toktumasın muntizim alette hizmet kılsak muntizim alette bizi yiteklisek kolumuzdan kendisi nurgun siyasiyle durup da ziyarlıyla durup da bunun bir kengeç tertiple bununla bir grupu hazırlayıp vatan için zaten imiş kılalayımız
Vatan için kanda bir işlerini kılsak, bizge menfaati buludu, kançı izini buludu. Bununla bir kinaş hazırlıksak arkadaşlar. Benim başka dayıdan gibi yok, halkımızı ben suyumen. Bizge okşar, Uygur milletine okşar, vatan suyar, akyonu, samimi, pidakar millet yok arkadaşlar. Allah emanetinden razı olsun. Sevgili Türk kardeşlerim, ben bir Doğu Türkistanlı olarak size önce teşekkür ederim. Siz bize çok iyi sahip çıktınız, elinizden gelene kadar bize destek verdiniz, bize korudunuz. Bize hiç kimse sahip çıkmazken siz bize destek verdiniz. Tek bir Türkiye bize destek verdi. Ben fazla konuşmak istemiyorum çünkü biz sizin verdiğiniz imkaniyetler, sizin verdiğiniz bu yardımlara yarışa bir şey yapamadık. Size çok teşekkür ediyorum. Gene aramızda çok değerli bir ablamız var. Çin zindanlarında uzun süre kalmış, kahrını çekmiş Gülbahar Celil ablamız var. Var mı aramızda şu anda? Assalamu aleyküm, hürmetli, kıymetli Müslüman kardeşlerim. Tutkan ruhlarımız hemimizdeki kabul olsun. Bugünkü iftara çağırgan kardeşlerimizin ki kabul olsun. Allah Teala iğrenki kulağı yitip yaşlıkla olsun. Bultu ben muşuruz vaxtlarda aşı kampta yattım. O kamptaki yattay boldu, davatma zulümünü künde anlatmatma o zulüm 10 yıl desem o yaktaki zulüm tüymeydi. Bir yıl Allah rızkamını götürüp sileple bana meşe Türkiye'de sileple oturmatma. Endiki jile maştak roz vaxtlarda Allah bizge nesip kusuşu vatanimizde roz tutup aşakta maşa maşta iptalankıp billi bop kıyımdaşlarımızla billi bop oturaylı. Eşet ki Allah gırdı ki kardeşlerim, bir günah 14 yaştan 80 yaş kıçı bir günah yatıdı. İşkanda günahı yok. Benim işkanda günahım yok. 15 ay 10 gün eşit yattım. İşkanda günahım yok deyip çıkır vetti. Bırak tutkaya baktı sen terörist deyip beni tuttu. Eşit ki Müslüman kardeşlerime, Uygur kardeşlerime 14 yaştan 80 yaş kıçı. Benim okşarışı günahı yok işkanda. Aşkanda terörist deyip bulanı tutvatıdı. Zulümün aslında. Tecavüzlü kıvatıdı, kamer yokladı, kamer yok yerler açıp 24 saat, 48 saat, 72 saat soraklanıp oturdu. Aşat ki Müslüman kardeşlerimize hemimiz küş çıkırıp, aşat hemimiz yardım kılınla, aşat kardeşlerimize yardım kılaylı. Aşat bir gün olsun, bir gün etken çıksın aşatın lagırda, şu zulümde kutkızaylı kardeşlerimiz ne? Ben çıkınımda yettay buldu, işkandak yardım kılamadım. Maştak zulümünü anıltıl, dediğe yek bolsa, emiyet anıltı batma. Bırak kolumdan başka işkandak işkem atıdı. Şu kardeşlerimiz yeni şu lagırlarda, şu kamplarda yatıdı. Şu kampta yatkan vakta kar altını kiydirip açık gitüdü. Nelege açık gitüdü biz bilmeyemiz. Kaytıp kırsa, kaytıp kırdık biz. Sonra çıkıp kırdık deyimiz. Bırak kaytıp kırmayan kardeşlerimiz nelege ketti. Nelege ketti onu biz bilmeyemiz. Şu hemenlığa rahmet etmen. Bugün bu Allah'ın uluk küllerde hemimiz baş koşup oturmuş. Kıvatkan dualarımız Allah'ın kulağı yitip aşkı Doğu Türkistan vatanımızdaki kardeşlerimizle muşu yakın küllerde yakışık haberle ekilip şu zulümden kutkuzaylı. Şu, rahmet, hemenlığa rahmet. Allah razı olsun. Ezan et, tamam. Allahu Ekber. Şu an adam hem
yerine dolaşırım. İsmim Sabiha, Dünya Uygur Ayıllar Cemiyeti'nin ki İstanbul'daki şubesinin reisi. Bugün biz Büyük Türkistan Araştırma Derneğimizden İstanbul'daki bütün Uygur kardeşlerimizle bir iftar hazırladık. Bu iftarga vesile olan ve bunun da destek olan Arabistan'daki Zülfiya Hacım kardeşimizden katkısı ile biz bugün bu iftarını gerçekleştirdik. Bu yakın bütün misafirlerimizden Allah razı olsun, sizlerden mi Allah razı olsun. Bundaki yine devamlıkmışlar faaliyetlerimiz, bu iftarlarla kalmayımız. Bundaki tekime yakışık faaliyetlerini kılıp, öksüz yetim çocuklar ve dul hanımlarının hizmetinde kılışka hazır biz.